Herkese merhabalar. Bugün çok güzel bir tarife geldim size her zamanki gibi. Son dönemlerde bilmiyorum bakıyor musunuz ama sosyal medyada böyle bir makarna çılgınlığı var. Ben de hatta Instagram'da birkaç tane tarif paylaşmıştım. Bunun üzerine dedim ki YouTube'a da böyle bir içerik çekmem lazım ama makarnayla çekmek istemedim. Onun üzerine dedim ki neden kinoa kullanmıyorum? Son dönemde de kinoayla gerçekten aram iyi. Demek ki dedim hani kinoayı güzel tatlandırdığında, lezzetlendirdiğinde güzel bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu nedenle hani kendi şeyimi de, önyargımı da kırmış oldum. Sizinkini de kırmak istiyorum. Her neyse, inanılmaz kolay 5 dakikada bir araya getirebileceğiniz, fırında pişireceğiniz bir kinoa tarifiyle geldim. Çok lezzetli olacak, vegan bir tarif olacak. İsterseniz gelin tarifimize geçelim. Tarifimi öncelikle kinoamı koyarak başlıyorum. Bir su bardağı kadar kinoa koyuyorum. Kinoamı ben önceden yıkamıştım. Mutlaka yıkamanızı öneriyorum. Çünkü kinoa yıkanmadığında böyle enteresan, garip bir tat bırakabiliyor. Ardından buzlukta duran benim haşlanmış nohutlarım var. Onu ekliyorum. Bir avuç kadar ıspanağım vardı. Onu da ekliyorum. Sıcak suda 1-2 dakika beklettiğim 3-4 tane domatesim vardı, kuru domatesim. Onları da ekliyorum. Ben zerdeçal kullanmayı çok seviyorum. O yüzden üstüne böyle bir tatlı kaşığı kadar zerdeçal koyuyorum. Bir yemek kaşığı kadar da besin mayası koyuyorum. Besin mayasını sık sık size gösteriyorum. Böyle vegan bir tarif yapıyorsam mutlaka kullanıyorum. Peynirimsi bir lezzet katıyor. Aynı zamanda B12'den de çok zengin. Dilediğiniz başka baharatlar varsa tabii ki onları da koyabilirsiniz. Birazcık karabiber koyuyorum. Tabii ki tuz ekliyorum. Dilerseniz taze sarımsak kullanabilirsiniz ama ben Arsuz zeytinlerinden böyle bir sarımsaklı zeytinyağım vardı. Ondan ekliyorum bir 4 yemek kaşığı kadar. Soğan da ekleyebilirsiniz tabii ki, taze veya soğan tuzu da ekleyebilirsiniz. Son olarak da 2 su bardağı kadar su koyuyorum. Sıcak su koyuyorum ben. Kaşığımla karıştırıyorum. Böyle görünmesi gayet normal. Şimdi fırınımı önceden 200 dereceye açtım. 200 derecelik fırınıma kinoamı veriyorum. Kinoamı yaklaşık 40 dakika kadar pişirdim arkadaşlar. Üzeri kızardı görüyorsunuz. Size iç yapısını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bayağı kendimiz hani ocakta pişirmişiz gibi oldu ve inanın çok 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 lezzetli oldu. Şimdi tadıma geçebiliriz. Hani böyle bir eve gelirsiniz, hemen bir şey yemek istersiniz ya, uğraşmak istemezsiniz ya, bu tam öyle bir tarif oldu. Hemen bir araya geliyor. İnanın misafirlerinize bile böyle bir yan lezzet olarak sunabilirsiniz. Çünkü çok lezzetli, çok besleyici ve inanılmaz kolay bir tarif oldu. Hemen bir tadına bakıyorum. O kadar güzel oldu ki nohut da çok yakıştı ve zerdeçal bence inanılmaz çok yakışıyor. Renk de verdi. Hafif böyle üstünde kızaran bir katmanı da oldu kinoanın. O da böyle çıtır çıtır bir lezzet oldu. Gerçekten bana inanın çok lezzetli oluyor. Bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Vegan değilseniz tabii ki de böyle üzerine istediğiniz proteini ekleyebilirsiniz. Mesela somon ekleyip de fırında pişirebilirsiniz. İnanın çok lezzetli olur. Veya böyle peynir koyabilirsiniz, başka ne koyabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve peynir de güzel bir seçenek olur. Ve böyle su yerine isterseniz kemik suyu da ekleyebilirsiniz eğer vegan değilseniz. Bu tarifi denerseniz ne yapıyorsunuz? Fotoğraflarını çekiyorsunuz, bana atıyorsunuz lütfen. Onları görünce inanın çok seviniyorum. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. İstediğiniz tarifler varsa onları da bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.